Evet şimdi bu rasyonalite meselesini örnek vermiştik. Dede ağaç meselesini değil mi? Şimdi bir bakalım ne oluyor orada? Türkiye'ye karşı askeri yığınak yapan ABD'nin Yunanistan'daki üslerine Washington'dan üst düzey gizli bir ziyaret yapıldı. CIA direktörü William Burns, Meriç ve Dede Ağaç'ı ziyaret etti. ABD Merkezi İspanat Teşkilatı Direktörü William Burns'un 2 Haziran'da Meriç ve Dede Ağaça gizli bir ziyaret yaptığı bildirildi. Put, 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 put. Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nden kuşatma çabaları kapsamında askeri adımlarını atmaya devam eden Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA direktörü gizli olarak Türkiye'nin burnunun dibine kadar geldi. CIA direktörü Burns, Türkiye'ye 50 kilometre mesafe olan ve ABD'nin askeri üstüne dönüşen Dede Ağaç'ı ziyaret etti. Yunan basınına çıkan haberlere göre CIA direktörü Burns'ün Dedehaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği belirtildi. Haberlerde Burns'ün Dedehaç ve Meriç ziyaretinden Yunan İstihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı kaydedildi. Tanea gazetesi ise Burns'ün 30 Mayıs'ta da Atina'da temaslarda bulunduğunu haberleştirmişti. Evet habere e, şerefli Türk basınımız da yer vermiş. CİHA Başkanı'nın sır ziyareti Dede Ağaç'a da gitti diye. Diye. Yazması oyalı. ha Türk'ü söyleyince geliyor haber. Söylemeyince gelmiyor. Demek ki istek e, programına çevireceğiz burayı. Türkiye'den sadece 40 kilometre mesafede bulunan Dede Ağaç yani Aleksandropolis şehri son günlerde peş peşe gerçekleşen bazı ilginç ziyaretler nedeniyle yeniden gündeme geldi. Efendime söyleyeyim, gündeme geldi. ABD Merkezi Haber Alma Örgütü CIA Başkanı William Burns, 1 Haziran'da büyük bir gizlilik içinde Dede Ağaç'ı ziyaret ettiği öne sürülürken, bir gün sonra ABD'nin Atina Büyükelçisi Yunan asıllı George Tsunis beraberinde Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Moldova Büyükelçileriyle birlikte Dede Ağaç Limanı'nı teftiş etti. CIA Başkanı Burns 30 Mayıs'ta büyük bir gizlilik içinde Atina'ya geldi. CIA Başkanı'nın Yunanistan'da geçici seçim hükümetinin iş başında olduğu ve 25 Haziran'da yapılacak yeni seçim öncesi dönemin yaşandığı bir sırada Atina'ya gelmesi dikkat çekti. Yunan başkentini 11 yıl sonra ziyaret eden ilk CIA Başkanı olan Burns'ün adları açıklanmayan bazı yetkililerle görüştüğü belirtildi. Tanneya gazetesi, Burns'ün Atina ziyareti Ukrayna'daki savaş ve Kosova'daki krizin gölgesinde gerçekleşti diye yazdı. Ya bir de o var değil mi? Böns'ün Atina'daki temaslarını tamamlayıp ülkesine döndüğü sanılırken, de yani o kadar bir gizli bir ziyaret ki sanılırken deniyor hala. Hala sanıyorlar. Belki de Yunanistan'da. Bilinmiyor yani. Sanılırken Dede Ağaç'taki yerel haber sitelerinden Evros News ilginç bir iddia ortaya attı. Evros Nils'e göre CIA Başkanı Burns, 1 Haziran'da Dede Limanlı ve Türk-Yunan hududunu oluşturan Meriç Nehri'nin Yunan tarafına inşa edilen çelik barikatı ziyaret etti. Haberde bu ziyaret için ne Yunus, Yunan İstihbarat Teşkilatı'nın yerel yetkililerine de Yunan polisi haberdar edildi ifadesini kullandı. ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahların bir kısmı Dede Ağaç'taki gemilerle taşınıp oradan cepheye naklediliyormuş. Hangi cepheye naklediliyor? Hiçbir yere nakledildiği yok. Bir gün sonra ise ABD'nin Atina Büyükelçisi Sunis, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Moldova büyükelçileriyle birlikte Dede Ağaç Limanı'nı ziyaret etti. Sunis açıklamasında Yunanistan'ın Balkanlar ve Doğu Akdeniz'de enerji denklemlerindeki litrol oynadığını özellikle de Dede Ağaç'ta yüzer depolama biriminin önemini vurguladı. Dede sadece Yunanistan değil, diğer bölge ülkeleri içinde güvenlik ve istikrar sağlayacak bir enerji merkezine dönüştüğünü kaydeden Sunis, herkes Dede Ağaç'ın bir enerji ve ticaret merkezi ve aynı zamanda NATO içinde bir lojistik merkezi olarak önemini kabul ediyor, dedi. ABD ordusunun Avrupa'daki en önemli lojistik üslerinden biri haline gelen Dede Ağaç, Türkiye sınırına sadece 40 kilometre uzaklıkta. Bir zamanların sakin sahil kasabası, şimdilerde limana yanaşan Amerikan gemileri alışverişe çıkan askerleriyle farklı bir çehreye bürünmüş durumda. Dede Ağaç, ABD için Türkiye ile ilişkilerinde soğuk rüzgarlar estiği ve Yunanistan'da ise Alexis Çipras'ın başbakan olduğu 2015-2019 döneminde önem kazanmaya başladı. Ukrayna'da savaşın patlak vermesiyle de önemi tavan yaptı. ABD'nin binlerce tankı, helikopteri, mühimmatı ve askeri personeli, dev nakliye gemileri ile bugüne kadar defalarca Dedeağaç limanına getirildi. Buradan da Avrupa ülkelerine sevkiyat yapıldı. O yapılan sevkiyat çok az bir bölümüdür, onu söyleyeyim. ABD 2021'de imzalanan yeni savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Dedeağaç'ta askeri üste kurdu. <laughs> Yunan Kara Kuvvetleri <laughs> 156 motorlu topçu taburuna ait Yanuli kışlası ABD'ye üs olarak tahsis edildi. Dede Ağaç'tan 100 km mesafede bulunan İskeçe şehrinde ise Kayalar köyündeki Petrohori atış talim alanında son yıllarda Yunan ABD ortak askeri tatbikatları gerçekleşiyor. Dede Ağaç sakinleri şehirdeki Amerikan varlığının sürekli artmasından memnun görünüyor. Protesto gösterileri düzenleyen Yunan Komünist Partisi ve bazı sol örgütler dışında Dede Ağaç sakinleri kendilerini daha güvende hissettiklerini söylemekten çekinmiyorlar. Dede Ağaç esnafı ise gemilerden Amerikan askerinin çıktıklarını her gördüklerinde sevinçle ellerini oluşturuyor. Amerikan New York Times gazetesi geçen yıl Amerikalı askerler geldiğinde şehirde bazen yumurta ve sigara kıtlığı yaşandığını yazmıştı. Lokantalar, barlar dolup taşıyor. Amerikalı askerler dövme yapan dükkanların önünde kuyruklar oluşturuyor. Yerel halk tabii neye bakar? Alışverişine bakar. Yalnız bir noktada yanılıyorlar. Kendilerini güvende hissediyorlarmış Amerikan askerleri sayesinde. Kendilerine Richard Nixon'ın bir sözünü hatırlatmak isterim. Yunanlı kardeşlerimin. Nixon der ki, Amerika ile düşmanlık tehlikelidir. Ama Amerika ile dostluk ölümcülüdür. Bugün kendinizi güvende hissediyor olabilirsiniz. Ama Amerikan askerinin olduğu yerde her zaman ölüm kol gezer. Ölüm dolaşır. Evet. Dedaç Ağaç, Johnny'nin kasabası işte. Böyle bir kasabası. Akşam gazetesi de aynı şeyi almış. Acaba farklı bir yaklaşımı var mı diye bir de ona da bakalım. Yani Mehmet Şimşek'in rasyonalitesi budur binlerce tır silah, tank, top, tüfek, uçak, füze, helikopter, asker ve bunların namluları bize yöneliktir. Bu sizce de rasyonelse tamam. Eyvallah, ağzımı bile açmayacağım. Ama bence hiç rasyonel bir durum değil. 40 kilometre ötemizde on binlerce düşman askeri. Binlerce tank, silah, uçak, helikopter, füze, top bize doğru dönmüşler, tehdit ediyorlar. Benim bunu rasyonel bulmam mümkün değil. Ya sen de taktın, taktığım Sayın Mehmet Şimşek'in rasyonel zemine dönmek dediği işte o topu, tüfeği, askeri, uçağı, füzeyi oraya yığanların ekonomik sistemi. Ekonominiz neyse dış siyasetiniz de ona benzeyecek. Siz ekonomide emperyalizmin zeminine dönerseniz, askeri politik alanda da emperyalizmin zemininden şey yaparsınız artık. Bu sadece Dede Ağaç'la da ilgili bir şey değil arkadaşlar. Bakın bir çevreleme operasyonundan bahsediyoruz. Hani e, böyle ya Halil abi daha önce söylemedin diyorlar ya ama her zaman elinizin altındadır. Ben biliyorum o bayraklı haritaya baktığımızda o bayraklı harita bize bir şeyler söyler. Neyin ne kadar rasyonel olduğunu, neyin ne kadar rasyonel olmadığını söyler. Bakın dede ağaç şurasınız. Bakın 40 kilometre. Bakın dede ağaç şurasıdır. Dede Ağaç orada başlar, burada virgül koyulur. Bu bize Türkiye'nin nasıl ve kim tarafından kuşatma altına aldığını gösterir. Şu görüntü rasyonelse Mehmet Şimşek'in rasyonelitesi haklıdır diyeceğim. Ama peşinen söyleyeyim bence rasyonel değil. Bakın burada nasıl yığınak yapıyorsa Burada da öyle yığınak yapıyor. Burası neresi? Fırat'ın doğusu Suriye'nin kuzeyi. Suriye'nin petrol bölgesi. Amerikan PKK işgali altındaki bölge. Burada PKK Amerika ile ortak, Amerika PKK ile ortak Suriye'nin petrolünü çalıyorlar aynı zamanda ama bize büyük bir tehdit bu. burada var mı bir şey? Olma mı? Terör örgütü PKK YPG tarafından kontrol edilen sosyal medya hesapları ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de yaptığı askeri sevkiyatın görüntülerini yayınladı. Rojava Network adlı hesapta ABD önderliğindeki uluslararası koalisyona ait 35 tırdan oluşan askeri konvoy Kürdistan bölgesindeki El -Velid sınır kapısından Haseke kırsalındaki askeri üslere doğru ilerliyor denildi. ABD ordusu bu yıl başında Suriye'de terör örgütü PKK YPG'nin iş, e, işgalindeki Haseke ilinde yer alan üst ve askeri noktalarına son 3 günde Irak toprakları üzerinden yüze yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyları göndermişti. Bu da Haseke rasyonalitesi. Bu da Haseke rasyonalitesi. Peki bu neyi anlatıyor bize? CIA Başkanı'nın ve 5 Büyükelçi'nin bu ziyareti neyi anlatıyor? O bayraklı haritanın bize gösterdiği CIA Başkanı'nın ziyareti ve Büyükelçilerin gidişi yeni bir haçlı seferidir. Ve haçlı seferleri rasyonel zemin, rasyonel zemin diye tartışılmaz. Denge siyasetiyle de çözülmez. Mustafa İlker Yücel, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni diyor ki, Önceki akşam A ah Haber'de gazeteci Hikmet Genç ülkemize yönelik tehditleri etkili bir şekilde anlattı ve bu bir haçlı seferidir dedi. Tam sırası diyerek düşündüm, canlı yayında sordum. Haçlı seferi karşısında denge siyaseti olur mu? Mustafa Kemal Atatürk 26 Nisan 1920'de karşısındaki Amerikalı gazeteciye "İslama karşı açtıkları haçlı seferlerinin en sonuncusuna geldik ve bugün İslam tehlikeye karşı müteyakkızdır." demişti. Fransız general Jurod'un 1921'de Selahaddin Eyyubi'nin kabrini tekmeleyerek "Kalk Selahaddin, biz geldik." dediği iddia edilir. Emperyalist Batı, Asya'ya hala Haçlı gözüyle bakıyor. Ülkemizdeki son truvaatları fetö, Kara güçleri de PKK oldu. Haçlı seferlerini püskürten bütün liderler, önce öz güçlerini kuvvetlendirdi, sonra da bölgesel dayanaklar oluşturdu. Türkiye yine silahlı tehditlerle karşı karşıya. ABD sınırımızın dibinde PKK'yı Danimarka kadar büyük bir alana yerleştirdi ve petrol kuyularının başına dikti. CIA Başkanı dün Yunanistan'da buradayız mesajı verdi. Doğu Akdeniz'de savaş gemilerinin namluları birbirine dönmüş durumda. İç cephede FETÖ ve PKK ciddi darbeler alsalar da hala etkin. Ekonomide batıya bağlanmanın zorluklarıyla karşı karşıyayız. Sonuç tehdidin merkezi ABD ve Avrupa Birliği. Dolayısıyla komşularımız ve Asya ülkeleri özellikle Rusya Haçlı Seferi'ne karşı doğal müttefikimizdir. Saldırgan kuvvetle dayanak noktaları arasında denge siyaseti olmaz. Vatan Partisi bu çizgiye 18 Mayıs'ta şöyle işaret etmişti. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide batı denetimindeki yalpalamalarına rağmen emperyalist planların hedefindedir. Denge yapacağım diyerek gardını düşürenler şimşek gibi bir atakla karşı karşıya kalır ve dengesini kaybeder. Batıdan gelen övgüler aslında alarm zilleridir. Yazı bu. Evet söyleyebilir misiniz? Selahaddin Eyyubi Haçlı seferleri karşısında bir denge siyaseti mi izledi? Haçlıları Anadolu topraklarına denge siyasetiyle mi gömdü? Bakın orada yazının başlarına bir bakabilir miyiz? Orada bir Fransız komutandan şey yapıyor, bahsediyor. Biraz aşağıda. Evet biraz aşağıda. Ha şu. Fransız general Gorvak 1921'de Selahaddin Eyyubi'nin kabrini tekmeleyerek kalk Selahaddin biz geldik diyor. Bu doğrudur, fotoğrafları da var. Yalnız aynı yıldan yanılmıyorsam bir fotoğrafta Eskişehir civarında çekilmiş. Yanılmıyorsam bir İngiliz komutan Ertuğrul Gazi türbesinde Ertuğrul Gazi'nin naaşı başında kalk Ertuğrul diyor, biz geldik. Bu düşmanlık niye? Devlet kurmuş adamdır Ertuğrul Gazi, Osman Bey, Süleyman Şah. Devletsiz bırakmak istedikleri Türk'ün atasının mezarının başına gidiyorlar. Kalk Ertuğrul diyorlar. Ya da kendilerini Anadolu'nun dibine gömmüş Eyyubi'ye kalk Selahattin. Biz geldik diyorlar. İşte yapamadıkları şey kalk Mustafa, Mustafa Kemal biz geldik diyebilmektir. Bunu yapmayı çok istiyorlar. Mustafa Kemal'e kızgınlıkları, Mustafa Kemal'in şunu yapmasından, bunu yapmasından, Çanakkale'de onları yenmesinden, Büyük taarruzları değil, devlet kurmasındandır. Mazlum milletlerin devlet kurmasından nefret ettikleri kadar e, hiçbir şeyden nefret etmezler. Şu anda yapmaya çalıştıkları şey de gerek Türkiye'yi kuşatma altına alarak, gerek Türkiye'nin içindeki bir takım faaliyetleri, mesela sivil anayasa faaliyetleriyle Türkleri devletsizleştirmek çabasıdır. Ha ben söyleyeyim de yani benim üstüme düşen bu.